Ben 3 senedir tanıyorum. Benim sadece tek muhabbetim olan kişi Uğur'du. Eskiden hani komşuyduk onunla. Böyle çok yakın bir ilişkimiz vardı. Yani arkadaşlık, dostluk konusunda. Sonra işte beni belaya sürükleyince ben elimi biraz geri çektim. Elimi geri çekince daha çok o pisliğin içinde buldum kendimi. Ben ne kadar çıkmaya çalışsam da olmuyordu. Kötü yola düşen isimler var. Yani fuhuş içinde olan isimler var. İşte madde işinde olan isimler var. İşte hırsızlık olsun, gasp olsun, ayrıyetten işte ne bileyim birçok şeyde, birçok yerde herkesin ismi de var yani. Benim bir kız arkadaşım vardı. Tanıştım. Arkadaş muhabbetinde tanıştım. Hani çok değer verebilecek arkadaşlar gibiydiler. Yani gerçekten de değer verirdim. Yalan söylemeyeyim. Ama ondan sonra işte evli olduğunu öğrendim. Evli olduğunu öğrendikten sonra işte madde kullandığını öğrendim. Önceden yani nasıl diyeyim? Hiçbir şekilde madde nedir bilmezken ben sırf madde yüzünden 8 ay boyunca tedavi gördüm. Yani şimdi belimde 12-13 tane kırık var. Farkındaysanız nefes bile alamıyorum adam akıllı. Sırf onun yüzünden ben çok kez 5-6 kez şikayetçi oldum. Önceden şikayetçi olmuyordum. Benim de başım yanar diye korkuyordum. Olmuyordum. Ama babam her seferinde de şikayetçi oluyordu. En sonunda artık bana zarar vermeye başladıklarını düşündüm. Ben de şikayetçi oldum. Ama iş işten geçmiş yani. Devlet bile bir şey yapmıyor artık. Yani öldükten sonra mı bir şey yapılacak? İlla ki ölünmesi mi gerekiyor? Ölünmesi gerekiyorsa yani ben şu anda yaşıyor gibi hissetmiyorum. Ben işte eve gitmezdim 10-15 gün onların ortamındayken. Evden kaçardım. Babam sabahlara kadar karakolda benim peşimde olurdu. Eve gitmezdim. Her gün işte madde ortamı yani madde kullanırsın. Her gün değişik değişik insanlarla tanışırsın. Böyle bir şey. Yani kimse kimsenin ismini doğru dürüst bile bilemez. Sabah gördüğünü akşam görmezsin ve akşam gördüğünü sabah bir daha görmezsin. Böyle. Ben şöyle söyleyeyim. Ben olduğuna inanıyorum. Niye inanıyorum? Eğer olmasaydı şu anda ben bu halde değildim. Yani şu anda benim belimde kırıklar olmayacaktı. Benim yürümeme gibi bir tehlikem var. Yürüyemeyebilirim. Böyle olmayacaktı yani. Önceden el konulsaydı ben şimdi bu halde böyle değildim. Yani nefesim rahat çıkıyordu. Normal insanlar gibi yürüyordum, koşuyordum. Bir ayağım alçıda değildi. Yani benim daha ameliyatlarım, 3 tane ameliyata girdim. Hele 2 tane ameliyatımda kalmış. Bir sürü ameliyat oldum ben 3 gün içerisinde. Nasıl? Polat'ın, Uğur'un ablası tem mi, çim mi? Bir şey dedi. Diyordu. İşte şey diyordu. Polisler benim arkadaşımdır. Gidin çayların için kalkın gelin. Gideriz bir çayını içeriz. Kalkıp geliriz. Yani normalde bir insanı bir insan bir insanı
bir tekme olsun, bir tokat olsun yine alınır. Ben 5. kattan aşağı atıldım. Bir gün ya. Benim canım sadece bir günlük mü? Bir gün ya 24 saat bile tutulmamış. Var mı böyle bir şey? Öldükten sonra mı? Yani ben şu anda kendimi yaşıyor olarak zaten zannetmiyorum. Yaşamak böyle bir şey değil. Yaşamak korkuyla yaşamak değil. Nefessiz yaşamak değil. Uzanarak yaşamak değil. Yaşam bu değil. Evden çıkmıştım, kardeşim İstanbul'a tatile gitti. Evde de işte nasıl diyeyim, tek başıma sıkılıyorum. Evden çıktım sabah saat 12 civarlarında. Amcamgile gittim, babaannemlere. Gittikten sonra tamam, işte bir çaydır, bir kahvedir, bir şeydir. Saat 4 gibi, işte 4.30 civar gibi. O kadar da saat tutturamıyorum yani şu anda. Eve geçeceğim. Duraklarda bekliyorum. Babamı da aradım. Eve geçiyorum diye. Tamam dedi. Duraklarda bekliyorum. Bir minibüs önümde durdu. Yeni Toki minibüsü. Yeni Toki'de oturuyorum zaten. Bindim. Zaten bindim, daha inme şansım olmadı. Çünkü kafamı kaldırdığımda içindekilere baktım. İçindeki kişilere baktığımda hepsi onlardı. Yani Uğur'un ailesiydi hepsi. İnemedim daha. Yani kapı kapanınca inemedim. Yani nasıl açabilirim o kapıyı? Sesimi çıkarmadım. Neyse. Eve geçeceğim dedim. İndireceğim dedim. İndirmedi. Gidersin, bekle dedi. Tamam dedim. Ama eve gideceğim dedim. Bela istedim. İşte akşama kadar o arabayla işte gezdiler. Ben de arabanın içindeydim. Tabii sesimi çıkarma lüksüm yoktu. Onca kişi yani. Ben nasıl yani sesimi nasıl çıkartabilirdim? Neyse öyle. Uğur'un ablası seni nereye bırakayım dedi. Dedim Yeni Toki'de oturuyorum. İşte evimin adresini verdim. Tamam dedi. Yeni Toki yoluna çıktık. Beni evimin önünde değil, başka bir binanın yangın merdiveninde ben Uğur'u indirdi. Sonra Uğur kolumdan tuttu. Koşarak bir eve girdik. O eve girince zaten kapıyı kilitledi. Ben askerim. Yanımda kalacaksın. Ben ne zaman asker ektim? Sen o zaman gidersin. Bu şekilde çok itiş kakış oldu. Çıkmak istediğimi belirttim. Gitmek istediğimi belirttim. Bela istemediğimi belirttim. Yok, ne kadar söylesem de azdı. Hani anlamadı. Bir ara işte kapıyı açmaya çalıştım. Kolumdan tuttu. Kolumdan tuttum. İşte çekmek için tırnaklarımın onun vücuduna girdiğini hissettim. Morardığını hissettim. Ondan sonra Polat yeni geldi. Duvara vurdu beni, ne yapıyorsun gibisinden. Sesimi çıkartamadım. Mutfağa geçtim, oturdum. Sabaha karşı işte bekledim yani. Fırsat kolladım evden çıkmak için. Sabaha karşı postacı mı geldi? Bir şey geldi, kapıyı açtılar. Ben de kapıyı açık görünce yani o boşlukta direkt yangın merdiveni zaten kapının yanında olunca direkt yukarıya koştum. Yukarıya 4. kata koştum. Soğuk soluğa kalmıştım. Nefessiz kalmıştım. Nefes alır derken hani o sert bir şekilde beni itti. Ellerimle sadece demirde tutulmuştum. Bakın ellerime zaten. Görüyorsunuz neler olmuş. Ellerimi hissetmiyordum ben daha düne kadar. Yeni yeni kendine geliyor. O kadar yardım et dememe rağmen, tutun dememe rağmen. Bir sürü kişi de zaten görmüş beni. Ben kimseyi görmedim. Ama bir sürü kişi beni görmüş. İmdatlarımı, çığlıklarımı fark etmişler. En son bir tane amcanın sesi geldi kulağıma.
kızım geliyorum dedi. O sırada zaten ellerim artık, ellerim açıldı. Sonra kendimi gözüm açtığımda hastanedeydim. Böyle yani. Ben bunu defalarca söyledim. Ceza olmuyor ki. Yani benim canım bir günlük değil. Bir günlük soruşturmalık değil. Ben 16 senedir, 17 senedir canımın bir gününü öyle bir geçirdim ki yani. Benim babamla annem bana bakmaya kıyamazken ben şimdi burada annemin gözünün önünde yatakta yatıyorum. Belimdeki kırıklarla nefes alamıyorum ya. Bir alet parçası sayesinde nefes alıyorum şu anda. Ne istiyorum? Adalet istiyorum. Adaleti ben şimdi istiyorum. Her şey olup bittikten sonra değil. Ben burada can çekişirken o dışarıda elini kolunu sallayarak gezmesi için değil. Adaleti ben bunun için istemiyorum. Benim can çekiştiğim zamanda adalet istiyorum. Sırf hatasını biraz fark etsin. Adalet sonuna da olur. Adalet her yerde var. Ama sonuna çok geç olabilir. Ben bunu da biliyorum. Hani bugün ben yani tamam ben yine hayatımdan olmadım. Ama ortamda binlerce kız var. Ben olmadım. Benim ailemin canı yine yanmıştır. Ama şükürler olsun ki hayatımı kaybetmedim. Ama başka bir aile tek bir gözyaşıyla belki kaldıramayabilir. Yani belki kızını kara toprağa kendi elleriyle verebilir. Ben bunu istemiyorum. Ben yerinde zamanında adaleti istiyorum. Her şeyin hukukuna göre olmasını istiyorum. Benim canım bir günlük değil. Gerçekten bir günlük değil.